Cumhuriyet döneminde bir tane yolsuzluk davası var. Yavuz Hı Havuz davası. Biliyor musunuz? Çok ilginç. hı. Şu Yavuz da var ya hep karşımıza çıkıyor ya Aydoğan Bey. Hangi Yavuz? Yavuz gemisi. Evet. Biliyorsunuz Dünya Savaşı sokmada Goben'di galiba değil mi? Goben Hı Rescue gemisinde. Hani Almanlardan hı. aldık o gemiyi. İngilizlerin bize vermedi. Parasını ödediğimiz iki İngiliz gemisine karşılık savaş sırasında tarafsız Hı. görünen bize katılmalarıyla hani karışmış da her şey. Oradaki Yavuz daha sonra iki olayda daha çıkıyor. Son olayı da geçip konum olmadığı için son olayda da Nazım Hikmet'i 35 yıl hapis cezasıyla cezalandıran bizzat Atatürk tarafından kim ne derse desin. Çünkü Atatürk onu 8-9 defa daha hakkında soruşturma açtırmıştı. Ya bak bunlardan bile haberimiz yok. Bugün Atatürkçüler Nazım Hikmet gecesi düzenliyor. Ne çektiyse o dönemden çekmiş. Neyse o da Yavuz zırhlısı olayı. O olay da ayrı bir olay. Bir gün yine işleri sizler isterseniz. Ama bir de ortada bir Yavuz olayı var. Bu Yavuz zırhlısı, bu simge geminin tadilat tamiratıyla alakalı ilgili bakan tadilata verdiği Amerika herhalde firması veya İngiliz mi tam aklımda değil büyük bir komisyon alıyor. Yani ihaleyi vermeyle. İsmet İnönü. İsmet İnönü ilginç de ya bu kadar İsmet İnönü'yü diğerlerine ayrı tutacağım hiçbir zaman gelmez ama bu ortadaki bir vaka. Zaten İsmet İnönü dönemi çok ilginç bir şekilde şeyde daha temiz dönem diye geçiyor. O kadar kabalık, o kadar böyle yürütülense en azından daha biraz sistemli. Yoksa İsmet İnönü'nün kardeşinin yolsuzlukları çok fazla. Bu da ayrı bir konuşulabilir. Hasan Rıza mıydı, Tahsin Rıza mıydı? Neyse onu ayrı konuşuruz. Kardeşine yapılan rüşvet teklifiyle İsmet İnönü haberdar oluyor, üzerine gidiyor ve zamanın İhsan ismindeki bakanıydı galiba. Tam hatırlamıyorum ama kendisinin üzerine gelindiği zaman şöyle bir sözü var. Ya ben ne yapmışım ki? Zaten bizim yüce şefimiz demiyor mu? Önce biz zengin olacağız. Sonra halkı zengin edeceğiz. O zaten bize hep bunu söylerdi diye bir savunması var kendisine.